Merhaba arkadaşlar, ekolojiye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda canlılardaki beslenme ilişkilerinden ve trofik düzeylerden bahsedeceğim. İlk önce beslenme ilişkilerine bakalım canlılardaki. Hatırlayın, daha önce canlıların ortak özelliklerini hatırlayın. Biyolojinin ilk konusudur. Canlıların ortak özelliklerinde beslenme yaparlar demiştik ve beslenmeyi ikiye ayırmıştık. Ototrof beslenenler, heterotrof beslenenler. Aslında burada tekrar onlardan bahsedeceğiz. Hem hatırlamış oluruz hem de daha iyi bir şekilde kavramış oluruz arkadaşlar. Şimdi biz beslenme ilişkilerini dediğim gibi ikiye ayırıyoruz. Üreticiler, yani ototrof beslenenler, değil mi? Üreticiler. Parantez içerisinde ne yazıyoruz? Ototroflar. Ototrof. Bir de tüketiciler vardır arkadaşlar. Tüketiciler. Bu da yani heterotroflar. Heterotroflar. Şimdi üretici ne yapıyor? Üretici ışık enerjisini kullanıyor veya işte kimyasal enerjiyi kullanıyor. Karbondioksit özümlemesi yapıyor arkadaşlar ve kendi besinini kendisi üretiyor. Tüm üreticilerin ortak bir özelliği vardır. Tüm üreticiler karbondioksit özümlemesi yapar. Yani karbondioksit kullanarak besin üretir. O zaman şöyle yazalım. Tüm üreticiler karbondioksit özümlemesi yapar. Özümlemesi yapar. Karşınıza çok çıkacak arkadaşlar. Karbondioksit özümlemesi, işte karbondioksit fiksasyonu, bunun gibi şeyler çok çıkacak. Bunlar nedir? Hep karbondioksitin kullanılıp besin üretilmesi amacıyla söylenir. Tüm üreticiler karbondioksit özümlemesi yapıyor. Arkadaşlar biz üreticileri ikiye ayırıyoruz. Bir fotosentez yapanlar, bir de kemosentez yapanlar. O zaman şöyle diyoruz. İkiye ayrılır. İkiye ayrılır. İkiye ayırdık. Ne diyoruz? Fotosentez yapanlar ve kemosentez yapanlar. Fotosentez yapanlara fotoototrof, kemosentez yapanlara da kemoototrof diyoruz. Arkadaşlar, fotosentez yapanlar, bakın, foto ışık demektir. Işık enerjisini kullanarak besin üretilmesi olayına biz fotosentez diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Işık enerjisi kullanırlar. Işık enerjisi kullanırlar. Kemoototroflar ise inorganik bileşikleri kullanıyor. Özellikle zehirli inorganik bileşikleri kullanarak hem bunları doğadan uzaklaştırmış oluyorlar hem de arkadaşlar kendi besinlerini üretiyorlar. O zaman şöyle diyelim. Zehirli ya da zehirsiz. Zehirsiz inorganik bileşik kullanırlar. İnorganik bileşiklerin enerjisini kullanırlar. Arkadaşlar, fotosentez yapanlar, yani fotoototroflarda klorofil vardır. Çünkü ışığın soğurulması lazım. Bu yüzden de klorofil bulundururlar. Klorofil vardır. Bakın, kloroplast demiyorum. Çünkü bakteriler de fotosentez yapabilir. Bakterilerde organel olarak sadece ribozom vardır. Çünkü bakteri bir prokaryottur. O yüzden fotosentez için kloroplast gerekli değildir. Klorofil gereklidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kemoototroflar ışığı kullanmadıkları için bunlarda klorofil yoktur. Klorofil yok. Fotoototroflar arkadaşlar sadece ışık varlığında besin üretebilirler. Ama kemoototroflar ışık varken de ışık yokken de besin üretebiliyorlar. Bunların ışığa ihtiyaçları yok çünkü. O zaman fotoototroflar için yazalım. Gündüz besin üretirler. Kemoototroflar için de hem gündüz hem gece besin üretirler. Arkadaşlar, fotoototrofların örneklerini verelim. Kimler yapabiliyor? Bizim en iyi bildiğimiz kimler? Zaten bitkilerdir. Daha sonra bazı protistalar, bazı bakteriler fotosentez yapanlardır. Mesela fotosentez yapan bakterilere siyanobakteriler diyoruz. O zaman yazalım. Ne yazalım? Siyanobakteriler diyelim. Siyanobakteriler.
Arkadaşlar bazı protistalar dedik. Mesela algler, öglena bunlar yapar. Alg, öglena, bitkileri de yazalım. Bitkiler. Bunlar bizim fotosentez yapan canlılarımızdır. Kemosentez yapanlar örnek verelim. Arkadaşlar kemosentez yapanlar sadece prokaryot canlılardır. Bazı bakteriler yaparlar ve sadece bakteriler yaptığı için de kemoototrof için şöyle diyoruz. Sadece prokaryot canlılarda görülür. O zaman ilk önce onu yazalım. Sadece prokaryot canlılarda görülür. Örnek olarak da ne diyoruz? Bazı bakteriler kemosentez yapıyorlar. Evet, fotosentez ve kemosentezin olayı bu şekilde. Gelelim şimdi üreticiler ve üreticileri bitirdik. Arkadaşlar size üreticilerde anlatmak istediğim bir yer daha var. Hem ototrof hem de kemoototrof olanlar. Yani pardon yanlış söyledim. Üreticiler ve tüketicilerden şöyle bahsedeceğim. Hem ototrof olanlar hem de heterotrof olanlar var. Onları da şu araya yazacağım. Ama öncelikle tüketicilerden bahsetmek istiyorum. Tüketicilere baktığımızda bunlar besinlerini dışarıdan hazır olarak alanlardır arkadaşlar. Şöyle yazalım. Besinlerini hazır alırlar. Hazır alırlar. Biz bunları üçe ayırıyoruz. Şöyle etçil beslenenler, otçul beslenenler, bir de hem etçil hem de otçul beslenenler. Bir de arkadaşlar ayrıştırıcılar dediğimiz kısım vardır. Bunlar da tüketiciler kısmına girer. O zaman aslında dörde ayırıyoruz diyebiliriz. Yazalım şöyle bakın. Otçullar, şöyle yazıyorum. Etçiller. Hepçiller, hepçil dediğimiz hem etle hem de otla beslenenler, bir de ayrıştırıcılar. Ayrıştırıcılar. Arkadaşlar, otçullar herbivor. Bakın, herb İngilizce'de ne demek? Ot demektir. Herbivorlar. Etçiller, karnivorlar. Karnivor. Hepçiller de omnivorlar. Ayrıştırıcıların bir diğer adı da saprofitlerdir. Saprofitler. Şimdi bakalım bunlar kimdir? Örnek verelim. Arkadaşlar, otçullar besin ihtiyaçlarını sadece ottan karşılarlar. Otla beslenirler. Örnek verelim. Mesela koyun, işte inek, keçi gibi canlılarımız nedir? Otçul canlılarımızdır. Etçiller sadece etle beslenenler. Mesela aslan, kaplan, çita gibi arkadaşlar. Bunlar da sadece etle beslenen canlılardır. Ayrıca etçillerin köpek dişleri oldukça gelişmiştir. Daha iyi bir şekilde kesebilmek için. Gelelim hepçillere. Bunlar hem et hem de otla besleniyorlar. Mesela insanlar. Mesela fareler. Mesela maymunlar arkadaşlar. Bunlar nedir? Hem etle hem de otla beslenen canlılardır. Bir de ayrıştırıcılara gelelim. Ayrıştırıcılar doğadaki atıkları ayrıştıran, doğayı temizleyen canlılardır. Ayrıştırıcılar dediğimiz gibi doğadaki atıkları ayrıştıran, onlardan bizleri kurtaran canlılardır arkadaşlar. Şöyle diyelim. Doğadaki atıkları parçalarlar. Bunlar arkadaşlar nasıl yapıyor? Sindirim enzimlerini hücrelerinin dışına gönderiyorlar ve dış sindirim yani hücre dışındaki bir sindirim yaparak direkt monomerleri yani yapı taşlarını hücrenin içerisine alıyorlar. O zaman şöyle diyelim, hücre dışı sindirim yaparlar. Hücre dışı sindirim yaparlar. Şunu da yazalım. Sindirim enzimlerini atıkların bulunduğu ortama bırakırlar. Atıkların bulunduğu ortama bırakırlar. Daha sonra bu enzim oradaki atıkları sindirir. Oluşan kendi işine yarayan organik monomerleri de kendi içerisine alır arkadaşlar. Ayrıştırıcılara örnek verelim. Bazı bakteriler ve bazı mantarlar. Bazı bakteri ve bazı mantarlar. Bunlar bizim ayrıştırıcı canlılarımızdır ve oldukça önemlidir. Gelelim şimdi bir de
hem üretici hem de tüketici olanlara. Arkadaşlar onu şöyle yazmak istiyorum. Şöyle araya yazacağım. Bakın. Hem üretici hem tüketici. Bunlar nedir? Bunlar bazı zamanlarda kendi besinlerini kendisi üretir. Bazı zamanlarda ise arkadaşlar besinlerini hazır alırlar. Mesela böcekçil bitkiler. Hemen yazıyorum böcekçil bitki. Şimdi böcekçil bitkiler azotça fakir ortamlarda yaşıyorlar. Dolayısıyla topraktan azot ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Bunlar peki azotu nereden alıyor? Böcekleri sindirerek onların yapısında bulunan azotları ayrıştırıyor ya da direkt amino asitlerini kullanıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde azot ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bir de Öglena'yı örnek vereceğiz. Öglena yine hem üretici hem tüketicidir. Bakın buraya da yazdık Öglena'yı ama hem üretici hem tüketiciye de yazıyoruz. Çünkü Öglena gündüzleri ışık olduğu zamanlarda üreticilik yapar. Yani kendi besini kendi üretir ama gece yani ışık olmadığı zamanlarda besinini hazır alır. Bu yüzden de hem üretici hem de tüketici kısmına giriyor. Evet, canlılar arasındaki beslenme ilişkileri bu şekildedir. Şimdi geçelim bir sonraki konumuz arkadaşlar. Ekosistemde madde ve enerji akışı diyeceğiz ve konumuza devam edeceğiz. Şöyle yazalım başlığımızı. Ekosistemde madde ve enerji akışı. Madde ve enerji akışı. Şimdi burada besin piramitlerine bakacağız arkadaşlar. Size besin piramidine göre anlatacağım. Şöyle bir besin piramidi çizelim. Bu besin piramidinde madde akışı, işte besin zinciri nasıl oluyor buna bakalım. Arkadaşlar şu bizim besin zincirimiz bakın. Şöyle bir besin zincirimiz var. Bu besin zincirinin her katmanında bulunan ayrıştırıcılar vardır. Ayrıştırıcılar. Bu ayrıştırıcılar bütün atıkları parçalarlar. Yani her bir katmanda bulunurlar. Daha sonra en altta bulunanlar üreticilerdir. Üreticiler. Hemen bir üstünde arkadaşlar birincil tüketiciler. Örneklerini vereceğim. Birincil tüketiciler yani otla beslenenler. Bir üst katmanda ikinci tüketiciler vardır. Tüketici. Bunlar da etle beslenen canlılardır. En üst katmanda ise üçüncü tüketiciler vardır arkadaşlar. Bunlar da hem etle hem de otla beslenen canlılardır. Mesela yazalım örnek olarak. Üreticiye ne yazabiliriz? Bitkiler. Birincil tüketiciye ne yazabiliriz? Koyun, inek gibi sadece otla beslenenler. İkincil tüketiciye ne yazabiliriz arkadaşlar? Bakın yani şuraya otçullar diyoruz. Otçular. Bunlar nedir? Otlar değil mi? Daha sonra buraya aslan kaplan gibi canlıları yazıyoruz. Bunlar da etçiller. Buraya da mesela insan, fare gibi canlıları yazıyoruz. Bunlar da hepçiller. Ayrıştırıcıları zaten biliyoruz. Az önce söyledik. Neydi ayrıştırıcılar? Bazı mantarlar, bazı bakteriler. Şimdi bunlar yukarıya doğru gittikçe değişen bazı özellikler var arkadaşlar. Size bu özelliklerden bahsedeceğim. Örneğin şöyle bir okumuzu çizelim. Bir kere üreticilerden tüketiciye doğru gittikçe enerji akışı azalır. Yani üreticiden yukarıya doğru gittikçe arkadaşlar aktarılan enerji azalır. İlk önce bunu yazalım. Aktarılan enerji azalır. Yine üreticiden tüketiciye yani üçüncü tüketiciye doğru gittikçe canlı sayısı azalır. Canlı sayısı azalır. Bu arada videolarda bazen bizim bücürüğün sesini duyabilirsiniz arkadaşlar. O kadar çok bağırıyor ki. Daha sonra bir sonraki özelliğine gelelim. Biyokütle azalır. Nedir biyokütle? Bakın biyokütle azalır diyelim. Arkadaşlar biyokütle bir katmanda bulunan toplam kütledir. Toplam kütle. Yani şöyle düşünün. Bütün üreticileri bir araya getirdim. Bunların toplam kütlesi birinci tüketicilerin toplam kütlesinden daha fazladır. Çünkü üreticiler doğada daha fazla bulunuyorlar. Büyük kütle azalır dedik. Zehirli madde birikimi arkadaşlar artıyor. Yazalım onu da. Zehirli madde
zehirli madde birikimi artar. Nasıl artar? Bakın, üretici sadece topraktan alıyor. Birinci tüketici hem topraktan alır, hem sudan alır, hem de yediği üreticiden alır. İkinci tüketici yine aynı şekilde. Üçüncü tüketiciye geldiğim zaman hem otla besleniyor, hem etle besleniyor, hem de arkadaşlar içtiği sudan işte veya dokunduğu topraktan alıyor. Bu yüzden de üçüncü tüketicide daha fazla zehirli madde birikir. Daha sonra gelelim bir sonraki özelliğimize. Vücut büyüklüğü genellikle artar diyoruz. Vücut büyüklüğü genellikle artar. Genellikle artar. Arkadaşlar, çeşitlilik hakkında tam olarak bir şey söyleyemiyoruz ama genellikle çeşitlilik azalır diye alıyoruz. Canlı sayısı azaldığı için çeşitlilik de azalıyor ama tabii bu istisna gösterebilir. Çeşitlilik azalır diye. Evet, besin piramidinde bu şekilde bizim trofik düzeylerimiz arasındaki ilişki böyledir. Arkadaşlar, şimdi size biyolojik birikimden birazcık bahsetmek istiyorum. Biyolojik birikimde şöyle bir durum var. Bakın, tarım ilaçları işte bitkilere karıştırılıyor. Bitkiler bundan bir zehir alıyorlar. Daha sonra canlılar, işte mesela otçul beslenen canlılar, o bitkileri tüketerek vücutlarına o tarım ilacını alıyor. Daha sonra ikinci tüketiciye geldiğimiz zaman etçiler. Sonuçta bunlarla beslenen canlıyla besleniyor etçil. Dolayısıyla yine kendi vücudunu arıyor. Ayrıca sudan alıyor, topraktan alıyor. Üçüncü tüketiciye geldiğimiz zaman hepsini toplama kadar alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla yukarıya doğru gittikçe biyolojik birikim, yani zehirli madde miktarı, birikimi artıyor. Burada sizin bilmeniz gereken bir kavram var. Pestisit kavramı. Pestisit. Arkadaşlar, pestisit şudur. Zararlı organizmaların artışını engelleyen maddelere biz pestisit diyoruz. Zararlı organizmaların artışını engelleyen maddelerdir. Evet, pestisit bu. Ayrıca yine buraya geldiğimizde besin ağından bahsedeceğim arkadaşlar. Besin ağı ve besin zincirinden bahsedeceğiz. İlk önce besin ağı diyelim. Besin ağı. Arkadaşlar, besin ağı şu. Çok sayıda besin zincirinin bir araya gelmiş halidir. Peki besin zinciri nedir? Besin zinciri, işte bunların bir zincir halinde birbirlerine bağlı olmasına biz besin zinciri diyoruz. Besin ağı ise birçok besin zincirinin bir araya gelmesidir. Besin zincirlerinin bir araya gelmesidir. Şimdi size bir besin zinciri çizmek istiyorum. Mesela K canlısı şöyle LK ile besleniyor arkadaşlar. Sonra M L ile besleniyor. Sonra geliyorum şuraya, N var. N maddesi, N canlısı hem M'den hem L'den hem de K'dan alıyor. O zaman ben bunları nasıl yapacağım? Ne tür isimlendireceğim? Buna bakalım. Şöyle bakın. Madde bunlara ne vermiş? Bakın, besin vermiş. O zaman bu nedir? Üreticidir. Daha sonra L'ye geliyorum. L üreticiden almış. O zaman L nedir? Otçul canlıdır. Yani birinci tüketicidir. M'ye geliyorum arkadaşlar. M otçul canlıdan almış besinini. O zaman M nedir? Etçildir. Etçil. N'ye bakıyorum. N hepsinden almış. Bakın, hepsinde bulunan kim var? Ayrıştırıcı. O zaman N de ayrıştırıcıdır. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Besin zinciri diyoruz. Canlıların birbirleriyle beslenmesidir besin zinciri. Evet, bu videoyu burada bitirelim. Size besin piramidinden, işte besin piramidindeki meydana gelen değişikliklerden bahsettik. Besin ağından, besin zincirinden bahsettik arkadaşlar. Bundan sonra artık madde döngülerine geçeceğiz. Azot döngüsü bizim için en önemli olanı, ondan bahsedeceğim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.